Olay televizyonu ekranlarından herkese mutlu sabahlar. Hayatın tadı başladı efendim. Dilerim iyisinizdir. Dilerim güzel bir hafta sizi bekliyordur. Biz bugün hem biraz sanattan hem de sağlıktan konuşacağız. Programımızın ilk yarısında Yılmek resim eğitmeni MBA Kayalar Yılmaz bizimle birlikte. Programımızın ikinci yarısındaysa iç hastalıkları uzmanı Doktor Mete Ekşioğlu'nu ağırlayacağız. MBA Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çok şık görünüyorsunuz. Teşekkür ederim size öyle. Teşekkürler. Nasılsınız? Nasıl gidiyor? Her şey yolunda. İyi. Teşekkür ederim. Yılmek'te çalışıyorsunuz. Yıldırım Belediyesi Mesleki Eğitim Kursu. Değil mi? Evet. Tam telaffuz bu şekilde. Evet. Kaç zamandır oradasınız? Üçüncü yılım bu sene. Epey oldu. Evet. Siz resim eğitmenliği yapıyorsunuz orada. Resime ne zaman başladınız? Aslında ortaokul yıllarında resim öğretmenim beni keşfettiğinde başlamış oldum. Uludağ Üniversitesi'nden mezun oldum zaten. O dönemde bir eğitim aldık üniversitede. 3 yıldır da Yılmek'te resim kursları veriyorum. Devam ediyorum bu şekilde. Çok güzel. Şimdi resimden konuşmadan önce biraz Yılmek'ten konuşalım. Oraya kimler katılabiliyor? Şimdi sadece yetişkinler mi var, çocuklar mı var? Herkes katılabiliyor mu? Biraz bunları öğrenelim mi? Şimdi tabii her yaş grubu katılabiliyor. Yani 7 yaş ve üzeri öyle diyeyim. Yazın genelde işte okul dönemindeki çocuklara kurs açıyoruz. Tatille tabii. Tatille beraber işte yaz kursları. Okul döneminde ise daha çok işte orta yaş grubu diyeyim. Gençler de katılabiliyor. Herkes başvurabiliyor. Erkekler de, beyler de, bayanlar da katılabiliyor. Şu anki sınıfınızdaki ağırlık nedir? Kimler var? Kadınlar mı var daha çok? Evet, kadınlar daha çok var. Orta yaş grubu daha çok var. Birazcık böyle emekli olup da artık daha verimli zaman geçirmek için, bir hobi ile uğraşmak için gelen erkekler de var, bayanlar da var tabii. Şimdi o çok meşhurdur bizde. Emeklilik zamanında verimli teyzelerin zaman. Resim kursuna gitmesi. Ama bu çok güzel bir şey. Çünkü hem dediğiniz gibi zamanı verimli değerlendirmek hem de beraber bir şeyler yapmak, bir sosyal çevre edinmek. Çünkü ağırlıklı olarak kadınların olduğu bir kurs ben eminim ki çok eğlenceli geçiyordur. Böyle kısır günü şeklinde evet, değil mi? İşte. Tabii ki yani bir gün ortamımız gibi bir ortamımız var. Zaten kurslara gelenler çok hevesle, istekle geldikleri için yani bir mecburiyet yok burada. İşte hevesle geldikleri için o kursumuz çok eğlenceli geçiyor. Herkes işte bir şeyler üretiyor. Bazen gezilere gidiyoruz. Hoş sohbet, dedikodu, her şey var bizde. Çok güzel. Gayet eğlenceli. Sınıfınızda şu an erkek var mı? Var, erkek Kaç var. Kaç kişi? Bende 4 tane erkek var. Kaç tane kadın var yanlarında? Kaç tane kadın? Ortalama 30 kadın var. Ay çok fena. Onlar arada kaynıyorlar zaten. Ay çok fenaymış. 30 kadının evet. Arasında 4 erkek öğrenci. Evet. Ben şunu merak ettim. Dedikodulara nasıl eşlik edebiliyorlar? Yani biraz... Genelde duymazdan geliyorlar sanki. Evet. Ya çok güzel, çok evet. Keyifli. Peki hala ne kadar sürüyor bir kurs? Tabii şimdi ben hep böyle sorular soruyorum. Biraz da böyle kendim için de soruyorum. Böyle her şeye heves ediyorum. Acaba ne kadar zamanda kıvırırım, yapabilir miyim? Ne kadar zamana ihtiyacım var? Fakat bu herhalde insandan insana değişir. Kişinin yeteneğine, kabiliyetine, çalışmasına evet, göre değişir ama sizin kurslarınızda var mıdır böyle belli bir periyot? Yani dediğiniz gibi aslında kişiden kişiye belki onun yeteneğine göre, isteğine göre de değişebiliyor. Bazı kişiler çok çabuk uyum sağlayabiliyor, çok çabuk öğreniyor. Bazı kişiler de tabii birazcık daha zaman gerektirebiliyor hani öğrenmesi için, belli aşamaya gelebilmesi için. Yani dediğim gibi kişiden kişiye de değişiyor aslında. Biraz da istek de herhalde çok önemli. Değil mi? Çok istekli olanlar sabah kursa bir geliyor saat 9'da. Kursumuz 4'te kapanıyor. 4'e kadar hiç ara vermeden sürekli böyle çiziyorlar, resim, işte fırçalar, boyalar. Yani belki de yeni başlamanın hevesiyle çok yol kat ediyorlar onlar. Çok güzel. Evet. Yani böyle işlerin en güzel yanı şimdi stüdyomuzda da var sizin bu güzel tablolarınızdan. Böyle bir eser ortaya çıkarmak yani bir şey üretebilmiş olmak. Her şey bittiğinde o tabloyu duvara asıp karşısına geçtiğinde o haz insana yeter. Aynen öyle. Bir sürü şey öğrenmek, bir sürü arkadaş edinmekle beraber. Sanıyorum işin en güzel kısmı bu. Ben de tabii biraz böyle sonuçları da sevdiğim için belki böyle bir an önce kaç zamanda öğrenilir? Ne zamanda iş çıkar? Ama
Ama tabii siz yıllarınızı verdiniz. Bu tabii. işin eğitimini de aldınız. Tabii. Galiba biraz sabır sebat da lazım. Kesinlikle resim için. Böyle. Çünkü yağlı boya kurumuyor da kolay kolay. Hani işte bir kısım mesela astar dediğimiz bir aşaması var. Orada sadece renkleri belirliyoruz aslında. Hani renk karışımlarıyla ilk bir kat sürüyoruz. O kolay kurumuyor. Yani hiçbir kat kolay kurumuyor ama yağlı boya işte zaten en aşağı bir 3 kat atılması gerekiyor. Eğer ki bir spatula çalışması değilse, fırçayla yapılacaksa. Ya bu da kurumuyor. Herkes diyor ki işte kuruması gerekiyor ki üzerine farklı bir ton atasın. Ya hocam kurumadı. İşte ilerlemiyorum. Bir ay oldu, bir resim hala bitmedi. Ama böyle yağlı boya çok zaman alan böyle bir şey. Saç kurutma makinesi falan tutulsun üzerine. Yok, kesinlikle sıcak veya soğuk işe yaramıyor. Yani hatta yağı düşünün, hani sıcakta daha da böyle şey yapıyor, sanki açılıyor gibi ya böyle. Tabii. Yağ da etkili olmuyor çünkü yağ kullanılıyor. Yani boyayı açmak için yağ kullanıldığı için onu da kumaş emiyor ya. Her türlü zaman alıyor kuruması. Şimdi tuvalde bir an önce kurumasını arzu ettiğimiz boyalar elimize, elbiselerimize bulaştığında da çıkmaz. Çıkmıyor. Yani gerçekten benim bütün kıyafetlerim, saçım, eve gidiyorum. Yani böyle hiç boya kutusuna düşmüş gibi. Her kulağımın arkası böyle, ensem acayip böyle. Çünkü ister istemez bütün gün boyanın içerisindesiniz. Hani tek bir kişi değil, bir sürü kişiyle uğraşıyorsunuz, gösteriyorsunuz, yön veriyorsunuz. Yani tabii ki bulaşıyor ya, oluyor ama Doğru. biz artık yöntemini bulduk. Benim çamaşır makinemin üzerinde tiner var. Tinerliyorum, makineye atıyorum. Yani bir şekilde çözümünü bulduk aslında. Tinerle çıkıyor Çıkıyor, boyalar. çıkıyor. Evet, tinerle çıkıyor. İyi, tamam, aklınızı da bulmuşsun. Üstünüzü başınızı buladıysanız tinerle Tiner çıkıyor. Hallediyor aynen. Şimdi tabii benim bildiğim bir terzilerde var o şikayet. İşte evde böyle çok dikiş, nakış, kumaş vesaire evi çok dağıtıyor, kirletiyor. Yani, o tabii. işte kumaşlardan, tüycüklerden falan eve saçılan şeyler. Bir de tabii sizin işinizde öyle olduğunu tahmin ediyorum. Her tarafın boya olması. Ama bir yandan da terapi bunlar tabii. Yani biraz da Kesinlikle. öyle düşünmek lazım değil mi? Bir de ağırlıklı olarak madem ki emekli olduktan sonra ama tabii insanlar çok yoğun çalışıyor. Tabii. Yapmak istediğimiz, arzu ettiğimiz şeyleri de ancak öyle zamanlarda sanıyorum bulabiliyoruz, vakit yaratabiliyoruz. Mesela öğretmen şu an aktif olarak öğretmenlik yapan kursiyerlerim var, çalışıyorlar. İşte okul bitiminde koştur koştur geliyorlar. Belki bir saat bile zaman ayırabiliyorlar ama o kadar istekliler ki hani çalışan kesim de var, emekli olan kesim de var. Öğrenci liseye giden kursiyerlerim de var. Tabii ki yani sonuçta güzel bir atmosferimiz var. Yani sadece hani sosyal aktivitelerin haricinde ortaya bir ürün çıkıyor. Yani bir resim çıkıyor, bir şey üretilmiş oluyor ve onu evine asıyor ve birçok kişi görüyor. Bazen satan da oluyor bunu. Bunu ticarete dökenler de var. Gerçekten bu işlerden güzel paralar kazanan bayanlar da var. Çok güzel. Dediğim gibi çok gönlü bir şey aslında. Bir terapi aslında. Yani bir doktorların veyahut da işte ailesinin isteğiyle oraya gelen, kafalarını dağıtmak için gelen, belki hayatın işte koşuşturmacasında, sıkıntı günlerinde orada güzel bir zaman geçirmek için gelen, bir şeyler üretmek için gelen çok kişi var. Gayet de güzel bir atmosferimiz var. Çok güzel. Çok güzel. Şöyle de bir güzelliği var. Yani bunun eğitimini almak isteyen, üniversitesini okumak isteyen gençler için elbette ki bir takviye gerekiyor. Kurslardan, eğitmenlerden. Bu lise dengi çocukların da aslında size gelmesi, bu eğitimi bu şekilde tamamlayabilmesi çok güzel de bir imkan, bir fırsat aslında. Bir de şöyle bir durum da var. Yani biz resimle ne kadar ilgiliyiz, ne kadar seviyoruz, ne kadar anlıyoruz. Galiba işte biraz oralarda sıkıntılarımız var. Şimdi aile eğer ki fark ediyorsa çocuktaki bir yeteneği ya da işte en sevdiği ders resimse ya da sadece onunla ilgileniyorsa aslında hani bizde şey vardır ya, altın bilezik. İşte böyle kurslarla, eğitimlerle çocuğun da aslında kendini bulmasına yardımcı olabilmek adına, bir meslek sahibi olabilmesi adına güzel bir kaynak. Kesinlikle. Çünkü resim her şeyden önemlisi, altın bir bilezik evet ama insan kendini onu yaparken belki iç dünyasıyla yüzleşiyor.
bir sessiz kalıyor. İşte o renkleri gördüğü zaman belki ruhunu besliyor. Bir şeyler ürettiği zaman, ortaya çıkardığı zaman pozitif. Her yönde ya aslında resim, ben yani sadece çocuklarda değil, büyüklerde, yetişkinlerde, orta yaş, yaşlı herkesin resim yapmasını isterim. Ben belki de çok sevdiğim için, yıllardır bu işi yaptığım için yapmasını istiyorum. Ama insanların resmi, ama gerçekten de bana gelip de işte evet biz resim yapmak istiyoruz ama yeteneğimiz var mı? Sadece arkadaşımda gördüm diyen. Ya da komşu geliyor, komşu, ben de geleceğim. Evet evet evet, o çok oluyor. O kişiler bir bakıyorsun ki o kadar mutlu oluyor ki, o kadar güzel şeyler ortaya çıkartıyor ki. Ya bilmiyorum, mesela ben Barış Manço'da çalışıyorum şu an. Bir de Yeşil'deyim, Kurtoğlu'nda. Hasan Ağa'dan gelen öğrencim var. Of. Ve 7.30'da otobüsü o saate denk geliyormuş. 7.30'da kursu kapısının önünde bekliyor. Düşünün, benim kursum 9'da başlıyor. O 7.45 gibi oralarda oluyor. Yani Hasan Ağa'dan geliyor, düşünün. Ve o kadar mutlu ki, yani o kadar aslında bir endişeyle başlıyor. İşte acaba olacak mı, olmayacak mı? Hocam olmazsa bana söyleyin, ben boşuna zaman kaybetmeyeyim falan diyenler var. Ya diyorum yani, sadece resim gerçekten çok yönlü. Tedavi eden bir şey, ruhunu besleyen bir şey. Bir de tabii teknik öğrendikten sonra, bir şeyler yapmayı öğrendikten sonra gördüğümüz tabloları da doğru yorumlayabilmek, onları anlayabilmek de çok önemli. Biz bazen güzel bir şey görüyoruz, bakıyoruz ama ben kendimde de sorguluyorum. Diyorum ki Meva, yani doğru görebiliyor musun acaba? Doğru bakabiliyor musun? İyi analiz edebiliyor musun gördüğün şeyleri? Aslında bu çok önemli bir yetenektir. Çok güzel bir kabiliyettir. Ve neyse ki geliştirilebilen, güçlendirilebilen kesinlikle bir kabiliyet. Sanıyorum biraz böyle işin içine girmek, biraz bir şeyler öğrenmek insanda o bakış açısını oluşturuyor, oturtuyor. Evet, evet. Ben o yüzden böyle takviye eğitimleri çok severim, çok önemli bulurum. Şimdi bir sürü soru soracağım. Nereden başlanıyor, nerelere kadar geliniyor ama öncesinde bir mutfağa dönelim. Günaydın. Günaydın, nasılsınız? İyidir. Sen? Hoş geldiniz, hoş ben bulduk. İyiyim, teşekkür ederim. Tablolar çok güzel, gözüm ilişti de. Bu bizim Urfa'ya benziyor. Böyle un eliyorlar gibi. Çok hoşuma gitti. Tebrik ederim bu arada. Bugün Mevacığım altı ezmeli bir dana kavurma yapacağız. Altına fırınlanmış sebzeleri önce bir ezme haline getireceğiz. Daha sonra üzerine de dana kuşbaşıları arpacık soğanlarla tereyağıyla soteleyip dökeceğiz. Üzerine de süzme yoğurtla servis yapacağız. Hemen malzemeler ekrana gelirse izleyicilerimiz de notlarını alırlar. Bu tarif için bir yarım kilo kadar dana bonfile eti kullanacağız. Kuşbaşı yapacağız. Yine altına yapacağımız ezme için 3 adet kadar domates, 2-3 tane 2 çeşit renkli biber kullanacağız. 5-6 diş sarımsak kullanacağız. Bütün malzemeleri fırınladıktan sonra iyice ezme haline getireceğiz. Bir tencerede de tereyağını kızdırıp dana etimizi kavuracağız. Arpacık soğanları ilave edeceğiz ve baharatlarla aromalandırıp bu ezme yaptığımız sebzelerin üzerine dökeceğiz. Daha sonra da süzme yoğurtla servis yapacağız. Kolay gelsin. Teşekkür ederim. Teşekkür ederiz. Şimdi Enbiye Hanım, ilk olarak sanıyorum kara kalemle başlıyorsunuz. Evet, kara derslere. Kalemle başlıyoruz. Biraz nedir ne değildir öğrenebilmek için, değil mi? Nasıl devam ediyor kurslar? O kara kalem derslerinin süresi nedir? Oralarda neler öğretiliyor? Şimdi halk eğitimdeki kurslarımız şu anda, yani benim kursum yağlı boya kursu. Ama tabii ki yani bu işin alfabesi kara kalemdir. Kara kalemle başlıyoruz tabii ki. Kara kaleme çok fazla zaman ayıramıyoruz çünkü kursumuz yağlı boya kursu. Tabii bir de bir an önce insan oraya gelmek evet, istiyor. Evet, evet. O renge geçmek istiyorum bir an önce. Her hani yerin boya olsun sıkıldık istiyor. Sıkıldık artık, siyah, beyaz, gri. Ama bu işin şeyi bu, kara kalem olmazsa gerçekten yağlı boya hiçbir şey olmaz. Bence ben özellikle kara kalemi hem çok seviyorum, hem de olması gerektiğini, işin temelinin bu olduğunu düşünüyorum. Tabii kara kalemde elmayla başlanıyor resime, elmayla. Elma da çünkü o... Daha kolay olduğu için mi? Değil. Elma da işte o üç boyutlu, o hacmi, o gölgelendirmeyi, birçok şeyi uygulayabiliyoruz. Yani elmanın o yuvarlaklığını, o hacmini hissettirebilmek için, gölgelendirmek için çok güzel bir obje elma. Daha sonra tek elmadan sonra... İşte elma sepeti vesaire. Hasırlar falan. Hasırlar, evet evet. İşte gölgelemeyle başlıyoruz bir şekilde. Figürü var mı böyle, ya da işte bizim stüdyomuzda da var şöyle bir maket, bir insan. Sonra ona ne zaman geçiliyor?
Ya el birazcık daha teknik eğitim. Hani Öyle mi? eller, ayaklar, kaslar vesaire. Biz şimdi daha yani evet kara kalemle başlayıp kara kalemle devam etmek isteyen kursiyerlerim var. Onlar da devam ediyoruz. İşte ne yapıyor? Başlıyoruz işte elmayla işte tonlamayı, kalemi kullanmayı öğreniyorsun bir şekilde. Daha sonra işte kafa şekli, gözler, burun yapımı, dudak yapımı vesaire, eller, ayaklar, işte vücut proporsiyon dediğimiz olaylar. Hani sıra sıra gidiyor ama şimdi yağlı boya ya bizde. Çok kısa bir kara kalem hani 1-2 haftalık bir ders. Daha sonra renk bilgisine geçiyoruz Sonra hemen. gelsin boyalar. Aynen İşin güzel kısmı. öyle. Şimdi proporsiyon dediniz de aklıma şey geldi. Yani moda dünyası dışında resim dünyası da kullanıyormuş bu kelimeyi. Kesinlikle. Oran Oran orantı. orantı. Şimdi Altın oran. doğru. Ben şöyle bir şey duydum bir ressamdan. Siz katılır mısınız? Size de danışmak isterim. İyi bir resim, eğer bir insan figürü varsa yüzünden anlaşılır demişti. Çünkü o gözler, ağız, burun, onları çizmek hakikaten galiba biraz Evet. daha zor. Bir de şimdi nasıl bir insan çizeceksiniz? Güzel bir kadın mı? İşte yakışıklı bir erkek mi? Galiba biraz birine bir silüet ortaya çıkarmak sanıyorum biraz daha zor bir şey. Evet, çünkü ifadeyi kazandırmak çok Değil zor. mi? Yani o bakışı göz yapıyorsun, dudak yapıyorsun, işte bir şekilde renklerini, ten rengini bulabiliyorsun ama ya o ifadeyi verebilmek, yani ufacık bir çizgi bile o çok ifadeyi değiştirebilir. Sert bir ifadesi mi var, daha yumuşak bir Gülüyor mu, ifadesi mi var, o mutlu mu? mimikleri hissettirebilmek. O yüzden mesela küçük çocuk resimlerini yapmak her zaman için daha zordur. Çünkü pek mimik yok ki onlarda, çok ifade, hani daha yuvarlak, düz hatlılar. Ama ne kadar yaş aldıkça insan onun resmini yapmak daha kolay. Çünkü o sert ifade artık o yüze yansır, o kırışıklıklar, belki karakteristik çizgiler falan. Zamanla oluştuğu için onları çizmek tabii daha kolay oluyor. Doğru. Sonra yağlı boyaya geçiyorsunuz herhalde. İlk olarak herhangi bir fotoğrafa ya da başka bir resme bakarak ilerleniyor galiba, öyle mi? Evet, biz genelde şey yapıyoruz. Yani reprodüksiyon, yani bir resmi tuvale aktarıp, var olan bir resmi tuvale aktarıp onu çalışıyoruz. Ama yani bazı kişiler mesela ki fotoğrafları kendisi çekiyor. Kendi çektiği fotoğrafı da tuvaline aktarıyor. Yani bu şekilde resim yapanlar da var. Bazen soyut da olabiliyor. Mesela 2-3 tane objeyi, doğadan birkaç şeyi birleştirip de bir resim de oluşturabiliyorlar. Şimdi orada tabii biraz daha işte o özgün çalışmalar biraz daha sanıyorum zaman isteyen bir şey değil mi? Biraz Evet. tecrübe ettikten Evet. sonra. Ama galiba benim şimdi aklıma şu geldi. Bir resme bakarak bir şey çizmek aslında bir yandan da zor. Çünkü benzetme Evet. kaygısı, çabası Evet. insanı biraz daha işte belki zorluyordur. Fakat örnek veriyorum işte bir sepet ya da bir buket çiçek çizilecek. Hiçbir yere bakmadan onu sadece hayal edip çizebilmek çok keyifli olacağı kadar da zordur diye tahmin ediyorum, öyle mi? Tabii ki zor. Çünkü yeşilin belki 10 tonu var orada. O baktığımız yerde. Veya sarının kaç tonu var? Ama işte biraz işin içerisinden teknik bir bilgi girdiği zaman, işte biraz artık hani bakış açısı görmeyi ve fırçayı kullanmayı öğrendiğimiz zaman işler değişiyor. Ama dediğiniz gibi var olan bir resmi yapmaya kalktığımızda, özellikle ünlü bir ressamsa bu, işte Van Gogh'tur, işte Picasso'dur. Ünlü bir ressamın resmini tuvale aktardığınız zaman, yani düşünün, bunu bütün dünya biliyor, Türkiye'de tanınıyor vesaire. Yani bunun birebir olması gerekiyor. Birebir olması gerekiyor. Neden? Çünkü herkesin bildiği bir ressamın, hani o orada mavi kullanmıştır, sen lacivert kullanmışsındır. Hani olmaz. O yüzden ben genelde işte birazcık bize özgü resimler seçmelerini tercih ediyorum. Tabii ki her serbestler. Yani isteyen var. Evet, işte ben işte ünlü bir ressamın resmini yapmak istiyorum, çok beğeniyorum deyip de bu tarz resimler yapanlar da var. Bir de şöyle bir şey de söylüyor genelde ressamlar. Hani yeşilin 10 tonu var dediniz, sarının 10 tonu var. Fakat ben hani hep böyle duymuşumdur. Ben ağacı pembe görüyorum der. Olabilir. Evet, pembe görüyorum. Siz ne söylersiniz bu ressamların renkle arasındaki ilişkiyi nasıl değerlendirirsiniz?
Ya ben anlayabiliyorum onları. Öyle mi? İşin içinde olunca anlaşılıyor. Anlaşılıyor çünkü gerçekten hiçbir rengin içerisi, hiçbir renk tek renk değildir. Tabii. Yani hiçbir yeşil, yeşil siyah değildir. Siyah bile öyleymiş değil mi? Bir sürü tonu var. Aslında siyah ve beyazı biz renk olarak kabul etmiyoruz. Siyah ve beyazı aslında gözümüz doğru görüyor. Sadece renkleri doğru görmüyor. Onun da işte güneş ışınlarının atmosferde kırılmasıyla renkler oluşuyor. Yani eğer ki bir siyahı siyah olarak görüyorsak orada doğru görüyoruz. Yani hani nasıl uzayda gezegenler siyah ve beyazsa oraya güneş ışınları yansımadığı için doğru görüyoruz. Gözümüz doğru görüyor. Ama burada güneş ışınlarının etkisiyle bir göz yanılgısı oluyor. Yani sarıyı görebiliyorsak yanılgıdır aslında. Her şey siyah ve beyaz. Ve ama tonları neyse griler. Ki renkler var. Her şey İlk siyah var, evet. Beyaz olduğu zaman da galiba biraz bazen de çünkü insan renklerden de enerji alıyor. İşte kesinlikle. Üzerimizde varsa atıyorum işte kırmızı bir elbise onun işte bize yansıttığı sıcak enerjiyle tonlar. Evet kötü geçecek bir günü kurtarabiliyoruz da bazen. Aynen. Şimdi şöyle bir soru geldi. Çöp adam bile çizemeyenler. Çünkü genelde çok kabiliyetli değiliz resime aramızdan sıyrılan yetenekler haricinde. Çünkü belki çok doğru yönlendirilemiyoruz işte ailemiz tarafından ya da işte çevremiz tarafından. Belki de çok öncelikli görülmüyor. Çünkü kesinlikle. Hep şöyle de bir kaygı var yani bir şeyle uğraşıyorsa bir çocuk işte resimle, tiyatroyla hep istenir ki doktor olsun, mühendis olsun. Evet. Yani iyi bir kazanç elde edebileceği bir iş yapsın falan. Bunları da daha sonra konuşacağız. Fakat bu bütün bunlara bağlı sebeplerle çöp adam bile çizemeyen insanlar ortaya bir tablo çıkarabiliyor mu eğitimini alınca? Çıkarabiliyor. Vay be. Resim böyle bir şey ya. Resim kesinlikle çok gelişebilen bir şey. Hani hiç yeteneğim yok. Kesinlikle ben yapamam. Yeter ki istek olsun. İstek olduğu zaman, heves olduğu zaman ve tabii ki azim de gerekiyor, sabır da gerekiyor. Çünkü başladığın zaman resme işte birkaç çalışma sonra olmuyor ben yapamıyorum dediğin zaman olmaz zaten. Tabii ki biraz zaman gerekecek, biraz sabır gerekecek ama ya olabiliyor. Ya hiç yeteneği olmayan kişiler bile ben şahidim. Çünkü yetenek sınavlarına da hazırlandığım dönemler oldu. Hiç yeteneği yoktu, belki de çok kötüydü. Ama çok güzel üniversiteler kazandı, çok güzel bölümler kazandı. İşte gelişiyor, resim çok gelişebiliyor. Doğru, bu güzel bir şey. Kesin. Pekala insanların bakışı nasıl? Şimdi ben çok hoşlandım bu insanlar yaptıkları eserleri satıyor ve para kazanıyor dediniz. Bu çok kıymetli bir şey. Tabii ki. Tabii bir yandan şöyle bir şey de yapılabilir. Böyle bir yerlere gidilecekken ev hediyesi yerine yapılan bir tabloyu götürmek. Aslında o da böyle hem güzel bir jesttir, anlamlı bir hediyedir insanlara karşı. Hem de belki işte bir kazanç olarak o şekilde bir geri dönüş alınabilir ama bir şekilde bu tabloların satılıyor olması hakikaten çok güzel. Hem insanların motivasyonunu sağlayacaktır. Evet. Hem de yaptıkça yapmak isteyecektir. Fakat Bursalılar nasıl resme olan ilgisi? Bu yapılan tablolar yeterince alıcı bulabiliyor mu? Ya da biraz daha ne yapmak lazım? Daha fazla ilgi olması için. Şimdi zaten halk eğitim kursları kesinlikle yılmek. Bu konuda bence çok büyük olanaklar sağlıyor. Kesinlikle güzel kursiyerleri olanakları vermiş. Ücretsiz zaten kurslarımız. Yani buraya gelen kişiler de mesela atölye olarak kursiyerlerini kullanabiliyor. Atölye olarak resmini yapıyor ve onu satıyor. Eğer ki başka bir yerde atölye tutsa, veyahut da işte özel bir kursa gitse çok çok daha maliyetli olur. Çünkü resim dediğim gibi hem çok maliyetli bir çalışma hem de zaman alan bir çalışma. Ve satıldığı zaman da yani herkeste şöyle bir şey var. Acaba 100 lira mı? Yani ister istemez o işler paraya dönüştüğü zaman bir pazarlık işte yani o emeğin aslında bir ay boyunca bir emek vermişsindir ama sonucunda çok az bir değer biçmişlerdir. Kimse kıyamaz buna. Yani bu sadece Bursa'da değil de bence genel anlamda ülkemizde sanatsal faaliyetlere yeteri kadar bence değer görmemiş, yani parlamamış bence. Evet değer gören çok, veren çok kişi var, çok kurum var. Ama parlatılmamış bence. Ortaya tam olarak çıkmamış. Çünkü çok güzel resimler yapanlar var.
yurt dışına resim gönderenler var. Mesela halk eğitim kurslarında, benim kursumda. Yurt dışından sipariş alıyor Almanya'dan ve Almanya'ya gönderiyor. Yani anlatmaya çalıştığım bunlar aslında farkında olunsa birazcık daha parlatılabilir. Çok güzel. Tabii tüm bu geri dönüşler çok güzel, çok kıymetli. O kadar ihtiyacımız da var ki aslında bir yandan renklere, renklerle bir arada olmaya, güzel tablolar görmeye. Ben şunu merak ettim. Bu kursu aldıktan sonra sergi açan kursiyerleriniz oldu mu? Şimdi sergi açan kursiyerlerimiz olmadı ama Yirmek zaten bize yıl sonu sergisi yapıyor. İşte gerek Barış Manço'da, Kent Meydanı'nda. Yıl sonu sergimiz illaki oluyor. Çok güzel tabii. Bu ortaya çıkan eserleri insanların sevdikleriyle paylaşması için de evet, güzel evet, bir... Evet, çok büyük bir heyecan oluyor. Aslında bütün yılın emeğini biz orada sergilemiş oluyoruz. Birçok kişi onu görüyor, eleştiriyor, olumlu, olumsuz ama genelde tabii olumlu eleştiriler oluyor. Bir de tabii böyle çok yakın insanlar geldiği için evet. O yüzden eleştiriler de olumlu. Bu da evet. Hakikaten çok keyifli, çok güzel. Şimdi buradaki tablolar sizin kendi tablolarınız. Benim kendi tablolarım değil, kursiyerlerimin. Öyle kursiyerlerim, pardon çok özür dilerim. O zaman çok çok daha güzel. Evet, onların resimleri aslında birçok daha resim var, getirmek isterdim. Çok ama güzel. Sadece de evet bu kadar bu kadarlık yerimiz kalan. Var. Kursiyerlerin resimleri. Tabii gördüğünüz gibi mesela hiç de şey değil, acemice değil, gayet profesyonel hepsi. Ve çok güzel hakikaten. Yani ben sizin eserlerinizi sandım. Kursiyerlerin olması hakikaten bu işi biraz daha güzelleştirdi. İşte bunlar sıfırdan başlayıp ve aldığı eğitim sonucu ortaya bir eser bırakan insanların tabloları. Hakikaten çok keyifli. Şimdi belli bir zamandan sonra herhalde bir de öyle bir özgürlük geliyor. Herkes neyi arzu ederse çizebiliyor, evet, boyayabiliyor öyle evet, değil mi? Evet, evet. Çok güzel. Pekala kurumasını bekliyoruz dediniz. Evet. Dediniz. Kaç kat boya atılıyor? Üç yani mu? Benim tercihim 3 kat. Onun sonu yok aslında. Hani çok ünlü ressamlar 7-8 kat atmışlar mesela. Hani daha kalıcı zaten günümüze kadar gelmesinin sebebi de hani o çok fazla farklı boyalar kullanılmış evet ama kat kat atılmış üzerine boya. Ya biz de genelde 3 kat atıyoruz. Bir astar dediğimiz hani renk belirleme, eğer ki toprak kahverengi ise kahverengi işte gökyüzü mavi ise mavi tonlarında. Daha sonra üzerine gölgeleri, ışıkları, renk tonları giriliyor ama 3 kat şart. Doğru, çok güzel. Şimdi herkes katılabiliyor. Herkes katılabiliyor. Resme ilgisi olan insanlar varsa ulaşacak sizlere. Ama tabii sadece kendimiz üzerinden de konuşmayalım. Böyle çocuklar falan ilgi duyuyorsa değil mi? Özellikle çocuklar için de çok keyifli. Çünkü ben öyle zannediyorum ki ev ve okul dışında da aslında başka bir ortamda bulunmak, başka sosyal bir ortamda hem yeni insanlarla tanışmak hem de bir şeyler öğrenmek çocuklar için çok çok daha kıymetli. Evet. Çünkü onların hepsi de aslında ileriye de yatırım bir yandan. Evet. O yüzden ben çocuklar için de muhakkak önemsenmesi gerektiğini düşünüyorum. Biz de böyle tabii resim falan hep böyle bir hobi gibi, eğlence gibi kalıyor ama bir işi ne kadar iyi bilirsek, ne kadar hakim olursak aslında o kadar güzel geri dönüşler alıyoruz. Evet. O yüzden bence bu anlamda sizin eğitimleriniz de çok kıymetli. Ben çok teşekkür ederim. Teşekkür ederim, sağ olun. Şimdi bir mutfağa dönelim. Emre, neler yaptın? Bitti mi? Dana bonfile etini kuşbaşı şekilde doğradım. Onları şimdi bir miktar dinlendireceğim. Bütün sebzelerimizi de halka halka ve domateslerin kabuklarını soyarak küçük parçalara ayırdım. Bir cam tepsi içerisine koyup biraz karabiber ve tuzla aromalandırdım. Üzerine biraz zeytinyağı gezdirip fırına attım. Fırında iyice sebzelerimiz piştikten sonra çıkaracağım. Etleri de arpacık soğanlarla, tereyağıyla bir soteleyeceğim. Daha sonra ezme yaptığımız harcı bir yatak şeklinde servis edip üzerine de etleri servis edeceğiz. Teşekkür ederiz. Ben var mıdır ederim. Eklemek istediğiniz bir şeyler reklama gitmeden önce? Çok keyifliydi. bitiriyor muyuz? Evet, az ben kaldı. O zaman teşekkürlerimi yapayım buradan. Sayın Belediye Başkanımız, Yıldırım Belediye Başkanımız İsmail Hakkı Edebali'ye bize bu imkanları tanıdığı için, bu olanakları verdikleri için teşekkür ediyoruz.
Tabii kursiyerlerim benden selam bekliyor. Onlara buradan selamlarım, öpücük gönderecektim. 30 kadına ve 4 erkeğe 30'dan çok fazla, 60 tane falan. Evet. Tabii kızım da benden çok selam bekliyor. Çok heyecanlıydı. Ela'ya da buradan öpücük göndereyim. Ay dur, özendim. Ben de anneme selam göndermek istiyorum. Anneciğim, ben de sana selam gönderiyorum. Sağ olsun. Yayın öncesi aradı yine beni böyle. Gönderdi enerjisini. Süper. Çok teşekkür ederim Emre Hanım. Sağ olun. Ben teşekkür ederim. Şimdi bir araya ihtiyacımız var. Dönüşte iç hastalıkları uzmanı Doktor Mete Ekşioğlu ile devam edeceğiz. Hayatın tadına mutfakta devam ediyoruz. İç hastalıkları uzmanı Doktor Mete Ekşioğlu bizimle birlikte. Hocam günaydın. Günaydın. Nasılsınız? Sağ olun. Sizler nasılsınız? Teşekkür ederiz. Biz de iyiyiz. Şimdi fark ettim. Hocamın çayı yok. Fincanda da sevmez. Cam çay bardakta. Yönetmenim. Onu bir hatırlatayım sana. Reklam arası çok kısa hocam. Yetiştiremedik. Program öncesi, program sonrası. Yönetmenim çok duyarlı, sağ olsun. Sağ olsun. Ama tabii reklam aramız kısa, yetiştiremedik. Olsun, ben burada böyle göndereyim sinyalleri. Şimdi bugün omega 3'ü konuşacağız. Şimdi bu omega 3'ün etkilerini ve çok ilginç, kanser yapar mı diye bir başlığımız var. Bu Haziran 2017 çalışmalarından derlediğiniz bir konu. Çok ilginç geldi bana. Nedir hocam? Bu 2017 bilgilerini mümkün olduğu kadar toparlamaya çalıştım. Omega 3 bir yağ asidi. Vücudumuzda yapılamayan bir yağ asidi. Yağ asidi dediğimiz şey de şu: yağların bileşiminde bulunan bazı maddeler, bunlar hayati öneme sahip maddeler. Örneğin bir ev yaptırıyorsunuz, evinizin çatısını yağ asidi oluşturuyor diyelim. Eğer çatı olmazsa o evde ne olursa, yağmurda, doluda, karda, fırtınada vücut hücreleri de aynısını çeker. Yani asla sağlıklı bir hücre yapamazsınız. Bu nerede önemli? Bütün hücrelerde önemli ama özellikle beyin hücrelerini düşünebiliyor musunuz? Yani böyle sağlıklı bir hücre yapmadığınız zaman, aralarındaki iletişimi tam anlamıyla gerçekleştiremediğiniz zaman beyin fonksiyonlarındaki bozukluğun her birisini düşünün, her birisiyle karşılaşma imkanınız olur. Gerçekten çok önemli bir molekül. Beslenirken de çok önemi var bunun. Bazen programlarımızda şunu söylüyoruz, hatırlıyorsanız, neden bu kadar tıp ilerledi ama bizde hastalıklar bu kadar arttı? Bunların işte temel olaylardan, buradaki temel olaylardan bir tanesi de omega 3 ve omega 6 arasındaki dengesizlik aldığımız kaynaklardan. Tarih boyunca bakıyorsunuz insanların yaşantısına, hep omega 3'ü 1 aldılarsa omega 6'yı da 1 aldılar. Ama bunun normal sınırı omega 3'ü 1, omega 6'yı 4 birime kadar alıyorsanız vücut bunu bir dengede götürüyor. Fakat Amerika Birleşik Devletleri'nde yapılan çalışmalarda, incelemelerde bakıyorsunuz ki omega 3 artık 1 ise omega 6 40, 45, 50'lere kadar çıkıyor. Yani tamamen beslenme bu yöne kaydı. Omega 3 ve omega 6 yağ asitlerinin vücuttaki etkinliklerine baktığınız zaman omega 6'lar da lazım tabii ama biz aşırıya kaçıyoruz. İnsülin gibi. Düşük olduğu zaman, normal olduğu zaman gayet güzel fonksiyon görürken, yüksek olduğu zaman insülin, normal olan bir madde yüksek olduğu zaman başımıza çok çeşitli tehlikeler açıyor. Omega 6 da aynı şekilde. Omega 3 enflamasyonu, iltihabı engellerken, bakıyorsunuz omega 6 bir müddet sonra artık iltihabi maddelerin çoğalmasına sebep oluyor vesaire. Böyle çok özellikleri var. Probiyotiklerin gıdalarımızda azalması, çevre kirliliği, rafine edilmiş şekeri, hadi onu da geçtik, daha tehlikelisi fruktoz şekerini daha fazla kullanmamız. İşte bu omega 3 omega 6 dengesinin bozulması, toprağın fakirleşmesi, topraktaki minerallerin, vitaminlerin bunların yeteri kadar vücudumuza girmemesi, çevresel toksinler vesaire, bunları bir araya getirdiğinizde istediğiniz kadar antibiyotik bulun, istediğiniz kadar ilaç bulun, kanseri iyileştireceğim deyin. Bir taraftan eskiden sinemalarda olurdu, çekirdek kabuklarını temizliyorsunuz, öbür taraftan atıyorsunuz, gene kirleniyor. Böyle düşünmek lazım. Demek ki omega 3 ile omega 6 dengesi bizim sağlıklı bir yaşam sürmemiz için çok önemli.
Omega 3'ün etkilerine baktığınızda en önce dediğim gibi hücrelerin stabilizasyonu için, yani hücre zarının muhafazası için gerekli. Özellikle beyinde bu çok önemli. Onun dışında çok güçlü antidepresan etkileri var bugün. Çağımızın hastalıklarından bir tanesi. Çok kuvvetli bir antidepresan var. Bugün hani beraber çok seviyoruz o tabiri. Leblebi çekirdek gibi kullanılan bir antidepresan var. Bir de ağrı kesici var. Evet, onlar da var. Leblebi gibi. Aktif maddesi fluoksetin, bu şeyin, antidepresanın. Karşılaştırdığınızda balık yağının bundan çok çok daha güçlü antidepresif etkileri olduğu bulunmuş. Ha, bugün çalışma çok yeni dediğim gibi. Psikiyatristleri de şöyle bir öneride bulunuyor bu çalışma. Ben Mete olarak bunu asla söylemiyorum. Çalışmadan bahsediyorum. Hiçbir meslektaşım öyle bir şey söyleyemem. EPA dediğimiz bir yağ asidi var. Omega 3'ün parçalarından bir tanesi. Bununla beraber eğer antidepresanı alırsanız fluoksetinden çok daha güçlü bir etki olduğu bulunmuş. Yani düşünün, balık yağını alıyorsunuz, güçlü bir antidepresan. Bunu bir de bir antidepresanla kullandığınız zaman etki çok çok daha ileriye gidiyor. Göz sağlığı için çok önemli omega 3. Bizim bir A tabaka var, retina diyoruz, görmemizin çok önemli bir kısmı. Buranın önemli bir bileşeni, yani görmede lazım olan hücrelerin yapısına da giriyor. Onun dışında keskin görmeyi sağlayan bizim bir sarı nokta dediğimiz bir yer var. Makula diyoruz buraya. Yeteri kadar almadığınız zaman makulada dejenerasyon yapıyor bu. O da keskin görme için son derece önemli omega 3. Onun dışında anne karnındaki bebeğin gelişimi için çok ihtiyacımız var omega 3'e. İleride çocukta bir otizm gelişmemesi için, dikkat eksikliği, hiperaktivite sendromu gelişmemesi için önemli. Daha zeki bir bebek olması için de çok çok önemli. Bununla ilgili de dünya kadar çalışma var. Yine günümüzde çok tartışmalı bir konu. Acaba kalp damar hastalıklarında omega 3'ün faydası var mı yok mu diye. Kimileri hiçbir faydası yok diyor. Kimileri son derece faydalıdır diyor. Ama özellikle Eskimoların yaşam tarzına baktığınız zaman, tamam belki biraz izole yaşıyorlar, fakat 12 grama kadar omega 3 tüketiyor bu insanlar. Ve bakıyorsunuz ki kalp damar hastalıkları, kanser riski dünyanın çoğu yerlerinden çok çok daha az. Son derece de sağlıklılar. Omega 3 kullandığınız zaman trigliserit dediğimiz asıl önemli olan, o asıl berbat olan o kan yağlarının içerisinde, bunlarda bir %30 kadar günlük optimal miktarı aldığınızda düşme sağlıyor. Onun dışında bugün batı dünyasında ılımlı hipertansiyonda, yani hareket yaptırdınız, gıdalarına dikkat ettiniz, yine tansiyonu düşüremediniz, İlk basamak tedavide omega 3 dozunu 1,5-2 gram kadar kullananlar var bazı hekimler. Pıhtı ve plak oluşumunu engelliyor. Bu kesin bir çalışma. Yani damarda ateroskleroz dediğimiz şeyi yapacak olan pıhtıları ortadan kaldırıyor. Bunun en önemli sebebi de konunun başında bahsettiğim antienflamatuar etkisi var. Yani vücutta omega 6'lar iltihaba zemin hazırlarken omega 3'ler de mümkün olduğu kadar bu iltihabın gerilemesine çalışıyorlar. Yine söyleyelim bir daha, bununla ilgili 8 tane çalışma var. Her birisinin başlığı bende var. Dikkat eksikliği ve hiperaktivite sendromlarında mümkün olduğunca kullanılıyor, faydası var. Ülkemizin kadınlarının, erişkin kadınlarının aşağı yukarı %50'sinde var olan metabolik sendrom dediğimiz, işte trigliserit yüksekliği, yüksek tansiyon, prediyabet veya oturmuş tip 2 diyabet gibi metabolik sendrom dediğimiz olayda insülin direncini aşağılara çektiği için yine burada da son derece faydaları var. Bir diğer önemli faydası, bu çok ilginç, bunu batı dünyası yardımcı tedavi olarak kullanıyor. Bu iltihap giderici etkisinden faydalandıkları için stokin denen bir madde var. İltihabın gelişmesine sebep oluyor. Bu stokin miktarını düşürdüğü için otoimmün, yani vücudun kendi dokularına saldırdığı tip 1 diyabette, birinci tip diyabette koruyucu olarak kullanılıyor. Multiple skleroz dediğimiz bir beyin hastalığı var, burada kullanılıyor. Sedef hastalığında kullanılabiliyor. Buna ben de şahidim. Sedef hastalığında bir sürü olayı yapan sebep var ama genellikle tedavide omega çok etkili. Halk arasında psoriasis diyoruz bunu. Halk arasında sedef hastalığı diyor. Onunla son derece etkili. Romatoid artrit dediğimiz çok yaygın bir hastalık var. Eklem hastalığı. Burada son derece etkili. Onun dışında kronik bir takım bağırsak rahatsızlıkları var. Bunlardan bir tanesi de Crohn hastalığı diyoruz. Orada da tedaviye ek olarak balık yağını kullandığınız zaman, omega 3 kullandığınız zaman son derece faydalı.
hiç de küçümsenmeyecek bir oranda bir akıl hastalığı var. Şizofreni diyoruz orada veya bipolar bozukluk dediğimiz bir hastalık var. Burada nüksleri engelliyorsunuz. Yani hasta remisyona girmiş, artık abuk subuk düşünceleri yok. Fakat birden bakıyorsunuz bir anda tekrar bu düşünceler ortaya çıkmaya başlamış. İşte bunlara nüks diyoruz biz. Bunları aşağı düşürüyorsunuz, şiddet davranışlarını azaltıyorsunuz. Texas'ta vardı böyle bir çalışma. Suları anlatırken konuşmuştuk. Aynı şekilde omega 3 düzeyini yeteri kadar sabit tutanlarda bakıyorsunuz. O bölgelerde cinayetler daha az, işte tecavüzler daha az, sosyal olaylar biraz daha az. Onun için omega 3'ün çok önemli etkileri var. Alzheimer'da son derece etkili. Alzheimer'da da benim araştırdığım 4 tane çalışma var en azından etkili olduğuna dair. Kanserleri şöyle bir şey var. Onun için böyle bir başlık atmıştım ben. Omega 3'ün kanser yaptığına dair bir takım şeyler var. Bu hem mantıksız, yani omega 3'ün yapısına uygun bir olay değil, hem de şöyle anlatalım. Kolesterolle olan muhabbetine haklısınız, benziyor hocam. Haklısınız. Ben o zaten şeyi de unuttum, onu getirecektim. Cleveland Clinic'in broşürünü, onu artık belki bir iki program gösterelim de. Evet, evet. Koca aslanım Cleveland Clinic'i eğer tereyağını öven broşür çıkarmışsa artık o konuda herhalde bazı geri adımlar da olur diye düşünüyorum. Kanserleri önlemede dediğim gibi yararlı omega 3. Özellikle kolon, prostat, yani kalın bağırsak, prostat ve meme kanserlerinde hem tedavi ekleniyor hem de önlenmesinde son derece etkili olduğu ortaya çıkmış. Çocukluk çağı astımında son derece yararlı. Onun için 3 tane çok güzel bir çalışma var bu konuda. Karaciğer yağlanmasında etkili olduğuna dair çalışmalar var. Artık Batı dünyasında bakıyorsunuz ki sirozdan ölüm sebeplerinin başında eskiden alkol vardı, hepatit vardı ama şimdi artık obeziteye bağlı karaciğer yağlanması geliyor. Bunu grade'lediğiniz zaman, yani derecelendirdiğiniz zaman radyolojik olarak 4 derecede karşınıza çıkıyor karaciğer yağlanması. 4. dereceden sonrası maalesef fibrozise giriyor. Artık değişmez bir şekilde siroza doğru gidiyorsunuz ve bu yağlanma da son derece etkili. Onun dışında osteoporoz dediğimiz kemik erimesinde son derece faydalı. Artrit ağrılarını, yani eklem ağrılarını gideriyor. Çok ilginç bir çalışma daha var. Genellikle kadın doğum uzmanlarımız kullanır. İbuprofen diye bir madde var. Bunu sancılı adetleri olan kadınlarda kullanırlar. Ama omega 3 bundan çok çok daha etkili. O bulunmuş. Şöyle artısı da, şimdi ibuprofen veya benzeri maddeleri verdiğiniz zaman tamam ağrıyı kesiyor ama bunlar kanama zamanını uzatıyorlar biraz. Dolayısıyla ağrısını kesiyorsunuz bir kadın hastanın. Fakat bu sefer adet süresini uzatmış oluyorsunuz. Dolayısıyla balık yağı kullandığınızda hem bu ağrıyı azaltmış oluyorsunuz hem de adet süresini uzatmamış oluyorsunuz. O açıdan son derece faydalı. Çok önemli yine, bir bilgiymiş hocam. Evet. Şimdi çayınızı da soğutmayın bir yandan, çayınızı da için. Benim yine bir sürü sorum var size. Bütün bunlar, bu konular çok önemli. Ben izleyicilerimize de söyleyeyim. Sorusu olan, hazır hocamı yakalamışken sormak istediğiniz sorular varsa muhakkak arayın bizi. Telefonlarınızı da bekliyoruz. Tamam. Çocuk ve erişkinde uyku kalitesini arttırmada son derece önemli. İyileştiriyor. Bununla ilgili de 9 tane yeni 2017 yılında yapılan çalışma var. Cilt sağlığı için çok önemli. Bakıyorsunuz gerçekten eskimolara. O en sevdiğimiz. Hocam böyle şekilde anlatın bize. Cilt sağlığı için çok önemli değil mi? Bakın nasıl işe yarıyor. Ama başka türlü sağlıklı falan fark ediyorsunuz değil mi? Yani bu çok sağlıklı denildiğinde hemen böyle geri bir refleks oluşturuyoruz. Kesinlikle. Fakat cilde çok iyi geliyormuş. Cilt için çok sağlıklıymış deyince bir anda savunucusu oluruz vallahi. Evet. Cilde yarıyorsa anlatın hocam. Mesela aknelerde son derece iyi. Tedavide de kullanılıyor. Cildin nemlenmesini sağladığı için son derece tercih ediliyor. Bir diğer etki de güneş ışınlarının tehlikeli etkilerini bertaraf edebiliyorsunuz. Ne kadar kullanmamız lazım? Yani günde bunu 0,5 ila 1 gram kullanmamız lazım bizim kesinlikle. Onu nasıl tespit edeceğiz hocam ya? Şöyle, onun ben miktarlarını da söylerim. Yani yumurtada ne kadar var, bunda ne kadar var. Aslında yani 7 gram, 8 grama kadar hiçbir problem yok. Belli şartlar haricinde, onu da anlatırım. Sanıyorum zaten ama hiç kimse geçmiyor bile, öyle değil mi? O haklısınız. Kadar çok onu sevmem, bunu yemem diyoruz kesinlikle. Ki. Kesinlikle. Yani bugün aldığımız gıdaların pek çoğunda zaten siz omega 3'ü bulamıyorsunuz. Yok öyle bir, hakikaten, çünkü onlar gıda olmayan şeyler. Bir gıdayı ben tanımlayayım istiyorsanız. Hı hı.
Şimdi örnek verelim. Emre Bey'in burada yoğurt var, et var, arpacık soğan herhalde değil mi? Emre evet hocam. Şimdi şu gördüğünüz dört gıdayı da bir düşünün. Bir taraftan da bir yaş pastayı düşünün. Bir gıdanın gıda olabilmesi için sinir sistemimize pozitif etkide bulunması lazım. Et pozitif etkide bulunur mu? Evet, soğan, maydanoz, yoğurt hepsi bunların pozitif. Hormonal sistemimize pozitif etkide bulunması lazım. Gördüklerinizden aldığımız şeylerle zaten hormonlarımız yapılacak bizim. O da tamam. Karaciğerin, midenin, bağırsakların dostu olması lazım. Ha, belki soğan biraz midede sıkıntı yapar ama son derece sağlıklı yine. Onun dışında kanserlerle ve mikroplarla savaşabilmesi lazım. Var mı bunlar da? Var. Peki bunları bir tarafa koyalım. Ortaya da gıda diye bildiğimiz bir ilaç pasta diyelim veya poğaçayı koyalım. Bu saydıklarından hiçbir tanesi onda yok. Ama niye yiyoruz? Birincisi beslenmeyi bilmiyoruz. Bugün artık Batı dünyası da kabul ediyor Meva Hanım. Beslenme hastalıkların %90'ını bertaraf ederdi. Bu az bir olay değil. Ama niye bugüne kadar öğrenmedik? Onun arkasında öyle bir koca dağ var ki öğrenmemiz istenmedi olabilir. Gerçekten bu konuyu bilmedikleri için anlatmadılar olabilir. Bilmesi gerekenlere, örneğin tıp fakültesi öğrencilerine anlatması gerekiyorlardı. Anlatmalılar olabilir gibi. Ama bugün sigaranın zararlarını üzerine yazarak görüyoruz değil mi? Bunları içmeyin, şunu yapar, bunu yapar diye. Fakat bazı gıdalarda neden bu yok, neden bu başlanmadı soru işareti ve çok ciddi ele alınması lazım. Omega 3'e tekrar dönecek olursak günde işte 0,5 ila 2 gram almamız lazım gerçekten bunu. Biz çok çok önemli. Bir sıkıntısı var yalnız. Özellikle toplumumuzda şeker hastalığı da çok. Şeker ilaçlarıyla beraber kullanılırken bazen şeker düşmelerine sebep olabiliyor. Bunu ilaç olarak kullanırsak buna dikkat etmek lazım. Önemli. Yani yüksek şekeri olanlar için de aslında yeni avantaj değil mi? Düşürdüğüne tabii kesinlikle. Göre. Kesinlikle. Tabii. Çok iyi. Şimdi siz konuşurken ekranda sürekli balık resimleri dönüyor. Omega 3'e dair bildiğimiz tek şey balık. Yani balıkta omega 3 var fakat hiç böyle çıkmıyor aklımdan. Siz geçen anlattınız ya işte onu hoşur hoşur yağda kızartınca aslında omega 6'yı alıyoruz, omega 3'ü alamıyoruz doğru, falan. Doğru. Onlara da tekrar geliriz. Tabii. Fakat şimdi hangi gıdalarda var balık haricinde biraz ondan da bahsedelim. Onun dışında da nelere dikkat etmek lazım? Yani günde 0,5 ile 2 gram dediniz. Kaç tane daha madde var? Tabii onları haklısınız ben söyleyeyim. Örneğin faydalar açısından şu non-steroid antiinflamatuar diyoruz tıptaki adı. Bu ağrı kesiciler, romatizma için kullandığımız ilaçlar var ya. Bunlar biliniyor tabii mide üzerine, 12 parmak bağırsağı üzerine özellikle gastrit ve ülser yaptıkları için hep kontrollü kullanılır. Bunların yanında eğer balık yağını kullanırsanız ülser riskini, gastrit riskini daha da azaltıyorsunuz. Bunlar en son bilgiler. Onun dışında 3 grama kadar bilinir ama ben Dr. Michael Murray'nin bizzat toplantısına katılmıştım. Konuştum kendisiyle sağ olsun. Dünyada çok ünlü bir uzman. Kitabını da hediye etmişti bana. Ona özellikle sorduğumuzda yani biz bunu çok duyuyoruz. Balık yağı kullandığınız zaman işte aspirin aldınız mı? Ağrı kesici aldınız mı? Kanama zamanı uzattı. Bu da tehlikeli olabilir gibi. Asla öyle değil dedi. 7 grama kadar hiçbir sıkıntı yok. Bugüne kadar literatürde böyle bir vaka yok demişti. 7 gram da kolay kolay kimse almıyor zaten. Evet. Yani 7 gramdan sonra aspirin ve benzeri ilaçların yaptığı kanama zamanı uzatıcı etkiyi belki görebilirsiniz. O zaman risk artar. Bugün kemoterapide kullanılan siklosporin diye bir ilaç var. Bunun yan etkilerinden bir tanesi de yüksek tansiyon. O bir dezavantaj oluşturuyor tedavide. Bunun yan etkilerini beraberinde balık yağı kullandığınız zaman düşürebiliyorsunuz. Demin bahsettiğim gibi insülin direnciniz varsa ve buna ait metformin diye bir ilaç başlarlar genellikle. Bu ilacı kullandığınız zaman şeker bir miktar düşecektir aşağı. Onun yanında eğer siz omega 3 kullanırsanız o zaman biraz daha şekeri aşağı düşürebilirsiniz. Yani baş dönmesi, çarpıntı, terleme bu gibi durumlar olabilir. Trafikteyseniz dikkatiniz dağılabilir. Bu konuda biraz dikkat etmek lazım. Ve omega 3'ü çok iyi bir kaynaktan almak zorundasınız. Bunları da demin sordunuz. Yumurta, balık mı? Tabii tabii çok etkisi var ama dediğiniz gibi ilk aklımıza balık geliyor. Hangi balıklar? Birincisi küçük balıkları tercih etmek lazım. Burada önemli bir nokta da şu. Tamam biz hep balık balık diyoruz ama bir de okyanuslardakiler de dahil olmak üzere İç denizlerdeki balıklarda bir kimyasal kirlilik var.
Yani kurşun içeren var, arsenik içeren var vesaire. Ama balık daha yeni doğmuş, küçük. Bu mümkün olduğu kadar onlara daha az alacak. Küçük balıklarda bu riskin daha az olduğu söyleniyor. Özellikle ve özellikle balıktan vazgeçilsin anlamında demiyorum. Ama gebelerde ve çocuklarda küçük balıkları tercih etmek lazım. Yani hamsi ise hamsinin küçüğü, istavrit ise istavritin küçüğü gibi. İşte hocam bunlar orada da bile fiyaskoyuz. Hepimiz büyük balık seviyoruz. Yani bu hakikaten sevdiğimiz şeyler zararlıdır diye böyle bir şey dolaşır ya. Yani bu, büyük balıklar daha lezzetli değil midir aslında? Haklısınız, kesinlikle öyle. Bu sadece bir öneri. Tabii burada çok da şeye kapılmamak lazım, yani efhamlı olmamak lazım ama iyinin de iyisini ben söylemeye çalışıyorum burada. Doğru, özellikle gebelerde hocam. Ve balık almamak olmaz zaten. Biraz daha küçük balıklara dikkat etmek lazım. Balık tabii çok önemli bir kaynak. Burada somon ve sardalya işin başını çekiyor. 1 gram omega 3 almanız için 100 gram bunlardan yemeniz lazım. Yani 100 gram somon veya ben sardalya yersem işi kurtarırım. 200 gram uskumru yemeniz lazım. Yine 100 gram istavrit almanız lazım. Mevsimine göre değişiklik gösterdiği için, yani içerdiği balık yağına göre 70 ile 300 gram arasında ton balığı veya orkinos, bu grubu balıkları aldığınız zaman yine yeterli omega 3 alabiliyorsunuz. Ton balığı ama konserve. Konservede pek bir şey olacağına ben inanmıyorum. Yani kaynaklar hep bunun bir işlemden geçiyor. Bir takım katkı maddeleri konuyor. Onun için doğal şartlarda yapılmış başka şeyler var. Mesela tuzlama balık gibi veya Japonların kültüründe olan çiğ balık gibi bunlardan alabilirsiniz onu ama diğer sağlıklı mı hocam o zaman? Sushi yemek sağlıklıdır diyebilir miyiz? Diyebiliriz tabii kısmen. Eğer çok baharatlarını o kadar bilmiyorum. Yani baharat olarak veya sos olarak ne kullanıyorlar Emre Bey? Soya sosu mutlaka sushi'nin. Yani soya nasıl bir soyadır? GDO'lu soya mı? Pirinç sirkesini çok öneriyorlar yalnız. Evet. Yani özellikle bazı sirkelerin alternatif olarak kullanılabilir diye. Sirke hep faydalı. Ama tabii o soyada soru işaretler olabilir. Yani GDO'lu bir soya mıdır? Yosunları bozulmasın diye kimyasallarla koruyorlar. Onu biliyorum. Yoksa yosun çok çabuk bozulabilen, evet. Sudan uzaklaştığı için bir madde. Onu bayağı bir koruyucularla muhafaza ettiklerini biliyorum. Onun dışında suşinin bir zararı olacağını ben de düşünmüyorum. Tazesini bulmak lazım yani. Sushi'yi bulduk mu ki tazesini bulalım hocam. Bilmiyorum Bursa'da nerelerde var da. Tatlı su balıkları ve çiftlik balıklarında burada sıkıntı var yalnız. Onlardan biz omega 3'ü istediğimiz gibi alamıyoruz. Tatlı su balıklarından yayında bulabiliyorsunuz. Aşağı yukarı 400-500 gram yayın yediğiniz zaman 1 gram omega 3'ü alabiliyorsunuz. Bulunabilirse ki çok zor artık. Yani o zavalları da kaybettik biz. Ben kendi memleketimden biliyorum. Çocukluğumda bile dünya kadar yakalardım. Ama şimdi yok. Doğal alabalık. Alabalık ne kadar yükseğe çıkarsanız meraklıları bilir. Siyah renge döner. Yani tam omega 3 alır. Yağlanır derler ona. O kırmızı benekleri o kadar daha güzel o siyahın üzerinde çıkar ki bu omega 3'ün arttığını gösterir. Aslında en zengin balık odur. Ama bulunabilirse, edilebilirse doğal alabalık. Çiftlik balıklarında da şimdi omega 3 balık yosundan yapar ve soğuktan kendisini korumak için yapar. Yani şunu düşünebiliriz, bir balık ne kadar soğuk denizlerin balığıysa omega 3'ü de o kadar fazla yapacaktır. Ve balıktaki bilirsiniz pişirdiğiniz zaman böyle bir siyah kısımlar olur. Oralarda yoğundur omega 3 ve dediğim gibi. İşte oralar hep ayıklanıyor hocam. Özellikle çocuklar tarafından oralar hep yani ayıklanıyor. Yani onlar siyah kısımlar son derece yararlı. Çiftlik balıklarında da pek omega 3'ü bulamıyorsunuz. Balık yiyorsunuz ama omega 3'ü pek bulamıyorsunuz. Doğru. Bu hangi, bir ara bir de şey gördüm ekranda, avokado muydu o? Omega 3 var mı onda da? Şimdi kısmen bazı az miktarda var tabii, bitkilerde de var ama esas omega 3'ü biz hayvansal kaynaklardan alıyoruz. Hayvansal kaynak deyince de bunlardan direkt omega 3'ün komponentleri olan EPA ve DHA dediğimiz iki tane madde var. Bunları alıyoruz biz. Bitkisel kaynaktan da alfa linolenik asit dediğimiz bir madde var. Omega 3'ün bitkilerde bulunan kısmı. Bunu alabiliyoruz biz. Fakat bu ALA dediğimiz alfa linolenik asit vücutta parçalandığı zaman EPA ve DHA'ya dönüşürken
6'da 1, 7'de 1 oranında bir verimi oluyor bizim. Yani bitkilerden aldığımız miktar asla hayvanlardan aldığımız miktara ulaşmıyor. Onun için çok önemli. Demek ki omega 3'ü biz asıl hayvansal kaynaklardan almak zorundayız. Birebir oranı neyde var omega 3'ün? Yani omega 3 1 ise omega 6'da 1. Doğal yumurtada var. Yani hayvan gezmiş. Börtü böceği toplamış, solucanı toplamış, yeşilliği toplamış. Bunun yumurtasında birebir var ve son derece sağlıklı. Günde iki yumurta alan bir kişi de aşağı yukarı günlük ihtiyacını yetecek kadar almış oluyor. Mera hayvanında, yani siz küspe yedirmediyseniz, suni yemler yedirmediyseniz, hayvan eğer dolaşmışsa, çayırda orada burada otlamışsa, kışında siz buna o otlardan veriyorsanız, onun sütünde ve tereyağında ve o ürünlerde de bol miktarda sağlıklı omega 3'ü alabiliyorsunuz. Yeşil yapraklarda var. Ekranda ceviz gibi. Var, var. Yeşil yapraklarda bol miktarda var omega 3. Onun dışında çiğ kuru yemişlerde bol miktarda var. Her şey cevizin, yeşil yapraklılarda var. Yeşil yapraklarda. Şimdi var, yeşil kesinlikle. Olan tüm bitkiler, en çok C vitamini yeşil bitkilerde evet, olduğunu öğrendik. Var. Omega 3 yine var. Omega yani var. Aslında her şeyi içerisinde barındırabilen bu kadar güçlü bir sebzeyi. Kesinlikle. Biz yapıyorsak da salatalarda, tabakta, sofraya getiriyorsak da tabaklar silinip süpürülüyor hocam. Süs gibi salatalar mutfağa geri gidiyor. Yani yaradanımız bunları o kadar güzel bize vermiş ama insanoğlu ne hikmetse faydalanmıyor. Sonra da bu beni niye buldu, bu hastalık beni niye buldu dönünüp duruyoruz ama ya. Acaba biz kendimiz bir şeyler yaptık mı, ettik mi, kabahatimiz onu sormuyoruz. Doğru. Kuru yemişler dediğim gibi yani cevizde gerçekten çok fazla olduğunu bilirdik ama bir yıldır daha önce de bahsettim. Badem, bu Brezilya kestanesi o omega 3 içeriği açısından daha ön plana geçmeye başladı. Bizim ülkemizin fındığında da son derece bol bulabiliyorsunuz bunu. Yani ceviz lif açısından çok zengin ama omega 3 açısından eski bilgiler doğru değil. Bazılarının gerisinde kaldı, onu gönül rahatlıkla söyleyebilirim. Ben bitkisel bir kaynak söyleyin de en fazla omega 3'ü neden alabilirim derseniz, bugün et yemeyen insanlar var biliyorsunuz. O zaman keten tohumu birinci plana geliyor. Yani bitkisel kaynak dediğiniz zaman keten tohumu burada bir numara. Yulafta bulabiliyorsunuz, yulaf kepeğinde bulabiliyorsunuz. Ben hastalarımla bazen o konuda biraz sıkıntıya da düşüyorum. Özellikle ve özellikle insanlara yulafı ben çok öneriyorum. Yulaf kepeğinden yapılan ekmekleri öneriyorum. Alışanlar, kendi yapanlar da son derece memnun ve çok güzel de sonuçlar alıyoruz gerçekten bu hastalardan. Onun için yulafta da omega 3'ün olduğunun unutulmaması lazım. Doğru. Şimdi haşur huşur, huşur huşur sesler geliyor mutfaktan. Benim bütün dikkatim dağıldı. Emre ne yapıyorsun? Arpacık soğanlarla etlere soteliyorum. Etleri önce bir miktar tereyağında bir çinko tencerenin içerisinde sotelemeye başladım. İlk 8 dakikada bu et, dana eti ise bir suyunu salacaktır. Sonraki 8 dakikada da suyunu tekrar geri çekecektir pişirmeye devam edersek. Hemen bir püf nokta söyleyeyim. Bu ilk 8 dakika içerisinde eğer baharat eklerseniz etiniz lezzetsiz olacaktır. Tuz da vardı değil mi? Tuz ve karabiber vesaire hangi baharatı katarsak katalım. İlk 8 dakikada dana eti suyunu saldığı için ve daha sonra bir miktar o su buharlaştığı için bu baharatın aromaların hepsi uçup gidecektir. Ancak sonraki 8 dakikada et saldığı suyu tekrar geri içine çekeceği için sonraki 8 dakikada baharatları eklersek etin bütün o baharatın bütün aromaları etin içine geçecektir. Ben de o işlemi uyguladım. Tuzu demiştiniz Emre Bey. Tuzu sonra ekleyin demiştiniz değil sonra mi? Sonra hocam evet. Yani sonraki 8 dakikada. İlk 8 dakikada eklersek eğer ne kadar tuz eklersek neden tuzsuz olmuş diye dövünürüz. Bir de sertleştiriyor diye duydum eti. Yani tuz marinasyon sürecinde evet ama tencereye girdikten sonra tuzun bir sıkıntısı olmuyor. Evet. Daha sonra arpacık soğanları ekledim sonraki 8 dakikada. Arpacık soğanlar da aromalarını etin içine geçirsin diye. Şu anda en sonki 8 dakikayı pişiriyorum. Yani suyunu saldı ve arpacık soğanlarla birlikte dana etimiz soteleniyor. Fırından da pişmiş sebzelerimizi çıkarıp ezme haline getirdim. Şimdi onu tabağın altına bir yatak yapacağız. Kavurduğumuz arpacık soğanlı kavurmayı da bu ezmenin üzerine servis edeceğiz. Daha sonra da süzme yoğurtla tatlandıracağız, servis edeceğiz. Hepsi son derece sağlıklı gıdalar.
Süper. Çok güzel. Şimdi balıklardan bahsettik. Balık harici omega kaynaklarını da anlattık. Şimdi balıklardan biraz daha bahsedelim mi? Sonraya mı bırakalım hocam vaktimiz mesela, kalırsa? Mesela tabii. O zaman şöyle yapalım. Doğum sonu depresyonu ve omega 3 ile devam edelim. Vaktimiz kalırsa en son balıklardaki omega 3 durumunu tekrar konuşuruz. Şimdi ben bu notu okuyunca doğum sonrası depresyon mu? Evet. Ben lohusalık. İşin daha çok o kısmıyla ilgilendim. Lohusalık depresyona mı giriliyor hocam o zaman? Tabii tabii. Of, şimdi, çok fena. Konunun başında bahsetmiştik omega 3'ün beyin hücreleri için çok büyük önemi var diye. Düşünebiliyor musunuz? İşte anneler onun için diyorlar. Cennet annelerin ayağı altındadır. Yani kendi omega 3'ünü yavrusuna veriyor. Dolayısıyla eğer vücutta bu eksik olursa yarın öbür gün doğduktan sonra özellikle çocuk vücutta az kalacağı için emzirmeyle de bir miktar aktarabiliyor. Umulduğu kadar değil ama bir miktar aktarabiliyor. O zaman anne de eksik kalıyor ve doğumdan sonra gelişen depresyonun sebebi bu. Danimarka'da bu konuda çok büyük bir çalışma yapılmış. Binlerce hastanın üzerinde. Yeteri kadar omega 3 alanlarla almayanlar arasında evet depresyon çok daha fazla. Bu hep onu bahsediyoruz Meva Hanım. Bu gerçekten çok önemli. Bir gebeliğe hazırlanırken ve gebeliği süresince beslenme açısından çok iyi ele almak lazım. Çünkü iki tane can burada söz konusu. Tabii. Sağlıklı bir bebek yapmak için. O bebeğin daha sonraki hayatında da sağlıklı olabilmesi için annenin bazı şeylere çok dikkat etmesi lazım. Böyle ara sıra da basında çıkan hatta günlerce kamuoyunda ilgiyle merak uyandıran vakalar da var. Bunlardan bazılarını ben çok iyi hatırlıyorum. Yani annenin bebeği doğduktan sonra öldüğü halde emzirmeye çalışması, bebeğinin altını değiştirmesi gibi yani böyle şeyler çok karşılaşılıyor. Temeline indiğiniz zaman mutlaka ben altında böyle bir sebebin olduğuna inanıyorum. Şimdi şöyle ilginç bir soru geldi yönetmenimizden. Bu doğum sonrası depresyon yeni çıkan, popüler olan bir hastalık mı? Asla. Yoksa bunlardan yıllar önce de var mıydı? Ha, yıllar önce tabii vardı. Bu var olan bir şey var zaten olan bir şey. Ama eskiden insanlar alıyordu omega 3'ü. Şimdi yok. Şimdi tabii ne kadar biraz alıyorsunuz? Bozulan beslenmeyle herhalde. Biraz değil hatta. Bayağı bozulan. Tabii. Yani siz bugün gebeliğiniz süresince ben asla herhangi bir yere varmak istemiyorum. Lan mı? Efendim sabah kahvaltılarında bugün bence hiçbir besleyici özelliği olmayan bazı maddeler var. Marketlerin raflarında buluyorsunuz. Onu aldınız. Kutu sütle beraber içtiniz. Öğlen X işte maddesini burgerdi, şuydu buydu aldınız onları. Akşamda ne olduğu bilinmeyen etlerden kullandınız. Fasulye yok, turşu yok, sağlıklı bir balık yok sonra yani peynir omega 3'ü yok, tereyağı evet, yok, bunlar yok. Siz çocuğu doğurdunuz, omega 3 yok. Tabii bu gelecek ama eskiden öyle miydi? Sabah kadıncağız tarlaya gitmeden önce tereyağını, peynirini, onu bunu yerdi. Omega 3 deposu varsa yumurtasında o kümesten gezen tavuktan alırdı. Zaten sabah alacağı omega 3'ü alacak. Kendisine de yetecek, çocuğuna da yetecek. Depresyona şey mi kalacak kadıncağız? Ama şimdi öyle değil. Şimdi dolayısıyla her yerimiz depresyon hocam. Çok önemli gerçekten. Depresyon ve beslenme konusunda bakıyorsanız literatüre bir girdiğiniz zaman dünya kadar çalışma var. Ve beslenmeyle önlenebilecek, tedavi edilirken de beslenmeye dikkat ederek tedavi edebileceğiniz pek çok vaka var. Şöyle ki mesela bugün Batı dünyasında belli başlı hastalıklar var. İsterseniz ben sayayım onları. Akneyi konuşmuştuk. Akne tedavisinde, AIDS tedavisinde, alerjilerde, Alzheimer'da, aterosklerozda yani damar sertliğinde, bazı psikiyatrik hastalıkların tedavisinde, burada özellikle Avustralya'da çok popüler hekimler var bu konuda. Yani adam hasta geliyor, panik atak tedavisi için glisemik indeks diyeti veriyor. Veyahut da şizofrenide ketojenik diyet veriyor. Yani tamamen beslenme, ilaçta falan değil. Bunlarla tedavi eden, elma sirkesiyle hastalarını tedavi eden hekimler var ve bunlar tıp doktorları, yanlış anlaşılmasın. Yani bizdeki gibi bazen televizyonlara çıkıp tıpla alakası olmayan adamlardan değil. Bildiğiniz tıp eğitimi görmüş uzman doktorlar. Onun dışında bazı kalp damar hastalıklarında, polikistik overde, bizde de kullanan kadın doğumcularımız var, böyle sevindirici. Diyabetin tedavisinde yardımcı tedavi olarak, sedef hastalığında bahsettik, egzamalarda, görme bozukluklarında, özellikle keskin görmenin kaybolduğu durumlarda, İmmün yetmezliğe bağlı olarak gelişen bir takım hastalıklarda, kronik yorgunluk sendromunda, bu günümüzde çok yaygın biliyorsunuz.
menopozda koruyucu olarak, bazı kanserlerin gelişimini engelleme amacıyla, memenin fibrokistik hastalığı, bugün alın sokaktan 5-6 kadını, birkaç tanesinde kesinlikle o fibrokistik hastalığı görüyorsunuz, onun tedavisinde kullanılabiliyor. Otizmde, öğrenme bozukluklarında ve daha pek çok hastalık var. Yani burada anlatsak vaktimiz yetmez. Bunlar da omega 3 tedaviye yardımcı olarak Batı dünyasında kullanılabiliyor. Şimdi biraz bahsettiniz konuşmanızın başında, biraz daha detaylı bahsedelim ama şeyi de soracağım. Şimdi bu doğum sonrası depresyon omega 3 eksikliğinden kaynaklanıyor, onunla tedavi edilebilir. Fakat daha önce sizin düzenli spor yapmanın da aslında depresyona iyi geldiğini söylemiştiniz. Fakat şeyi düşündüm, yani yeni doğum yapmış birisi yapabilir mi ki spor? Belki evde egzersizler yapabilir. Mevlana, bu tabii yeni doğum döneminde acaba normal doğum mu yaptı? Şimdi yanlış anlaşılmaz. Ama bugün tahmin ediyorum Emre Bey de yabancı değildir o konuya. Ara sıra böyle sohbetlerimiz oluyor. Yani köy hayatını biraz biliyor diye düşünüyorum. Kadın tarlada çalışırken doğumunu yapıyor. Çocuğu bezliyor, ediyor. Ondan sonra işine devam ediyor. Böyle dönemlerden farklı dönemlere geldik biz. Yani doğum normal olan bir olay aslında. Yani günümüzde çok abartıyoruz, çok büyütüyoruz hastalık ama... Hastalık oldu hamilelik ama günümüzde. Ama bu bir kazanç kapısı haline getirirseniz, sistem bunu öyle gösterirse o hale gelir. Fakat unutulmasın, bu normal olan bir olay bu zaten. İnsan hayatında olması gereken bir olay, hastalık değil. Ama bugün bir takım ameliyatlarla, bir takım farklı metotlarla, tabii siz sezaryeni gereken durumda yapacaksınız ama... Yani sanki rutine binmiş gibi bazı yerlerde bu böyle devam ederse bu başka şeyler düşünülür. Bunun altında başka şey yatıyor demektir ki normal doğumla sezaryen arasında çocuğun yarın öbür gün hayata atılması açısından, anne sağlığı açısından çok çok büyük şeyler var. Sonra yaratılışımız gereği bunun böyle olması gerekiyor gibi. Ama şu bir kesin, siz gebeliğiniz süresince omega 3 başta olmak üzere D vitamininizi, B12 vitamininizi, magnezyumunuzu, çinko, bu gibi maddeleri aldığınız zaman çok daha sağlıklı bir gebelik geçiriyorsunuz. Sağlıklı bir bebek dünyaya getiriyorsunuz. Onun dışında spor yaptığınız zaman pelvik kaslarınızı da geliştiriyorsunuz. Daha rahat doğum yapıyorsunuz. Daha güçlü, daha ağrısız doğumlar yapıyorsunuz. Artı bunu artık 2015 yılında bu insanlar ödüller aldılar. Miyokinlerin ne olduğu bulundu. Kaslar çalıştığı zaman bir takım miyokinler var. Miyokin denen maddeler kaslardan kalkıp bunlar beyine gidip insanı mutlu ediyorlar. Örnek mi? İnşaatta çalışan insanlara bakıyorsunuz, işçilere, karayollarına bakıyorsunuz. Akşama kadar türkü söyleyenler var işlerinde. Neşeli insanlar. Veya sporculara bakıyorsunuz. Ben mutsuz bir sporcu görmedim bugüne kadar. Veya bir depresyon nedeniyle tedavi gören bana denk gelmedi en azından. Yani bu çok önemli. Çalışan insan mutlu olur. Çok ünlü bir sanatçımız vardı. Televizyonlarda çıktı. Ağlaya ağlaya ben inşaatta çalıştığım günleri özlüyorum dedi bu insan. Yani bu onun verdiği bir şey var. Mutluluk var gerçekten. Spor insanı mutlu eder. Dolayısıyla insanın genetik yapısına uygun olarak bizim 5 milyon yıllık bir yaşantımız var. İnsanoğlunun bilimsel verilere göre. Bu 5 milyon yıl boyunca siz sporunuzu yapacaksınız, doğal gıdalar alacaksınız. Ondan sonra son 50 yılda birden bir U dönüşü yapacaksınız. Spor yok, betonların arasına hapsolacaksınız. Abuk subuk dediğim gıdaları kullanacaksınız. Ve orada da karşınıza tabii hastalıklar çıkacak. Sen bedenine böyle yaparsan ben de böyle yaparım gibi. Bu nedenle beslenme gerçekten böyle basit alınacak bir olay değil. Ve modern tıbbi bilgilerimize göre hastalıkların, bütün hastalıklardan bahsediyorum, %90'ı beslenirken yaptığımız hatalarla alakalı diyorlar bu insanlar. Doğru. Şimdi bu batılı bilim insanların hangi hastalıkların tedavisi için kullandığından da bahsedelim mi omega 3? Demin bahsettiğim şeyler genellikle işte akne tedavisinde, sedefte, orada burada. Onu geçtik mi? Ben bir daha mı sordum aynı soruyu? Pardon. Olsun. Olsun. Estağfurullah. Kafam karıştı. Hemen o zaman bir diğer soruyorum. Şimdi... Bu soru çok güzel bir soru. Şimdi gelelim. İşin aslında omega 3 kilo aldırır mı hocam? Böyle bir çok şey yersek. De var. Yani bu korku da var insanlarda. Omega 3 ile ilgili Dr. Alison Hill diye bir Güney Avustralya'da bir profesör var. Çok bilgili, becerikli bir bilim insanı. Bu tamamen kapatıyor zaten bu tartışmayı. Ayçiçek yağı ve egzersiz, balık yağı ve egzersiz yapan iki grup hasta oluşturuyor.
Bunları takip ettiğinde ki her iki gruba da özel bir diyet vermiyor. Yani siz sadece balık yağı, yağ olarak balık yağı kullanacaksınız. Siz de ayçiçek yağı kullanacaksınız. Sonuçta diğer gıdalardan ne isterseniz deyin ama hareket yapacaksınız. İki ay sonra bakıyor ki sadece yağ farkı var bakın. Omega 3 kullanan grupta 3 kilo bir azalma var ortalama. O zaman şu çıkıyor ortaya. Hakikaten şey olarak molekül yapısı olarak da baktığınızda egzersiz yaptığınızda omega 3 kullanırsanız kaslara giden kan akımını artırıyorsunuz. Dolayısıyla kaslara giden besin miktarını artırıyorsunuz ve bunları orada enerjiye çevirmeyi, yakmayı daha fazla kolaylaştırıyorsunuz. Dolayısıyla artık o kesin, omega 3 kesinlikle kilo yapan bir şey değil. Tam tersine yağ yakmamızı hızlandıran bir molekül. Ve bunu gönül rahatlığı söyleyebilirim. Ben çoğu hastamda bunu kullanıyorum. Kilo verdireceğim hastalarda. Son derece de memnunum. Yakınlarımdan da kullandırdığım oldu. Başka etkileri de var bunun. İyi bir molekül. Ama şunu unuttuk biz. Hem sizin sorduğunuz bir soru vardı. Ona bir cevap verelim. Hem de omega 3'ü bugün eğer doğal kaynaklarından alamayıp da ilaç alarak alıyorsak bugün çok ucuza da var omega 3'ler, çok pahalıya da var. Şöyle bir şey düşünülebilir. Allah Allah, bu neden ucuzda, bu niye pahalı? Bu Ar-Ge çalışmaları dediğimiz çalışmalar var. Yani siz bir ürünü yaparken dünya kadar para harcamışsınızdır. Bilim insanı çalıştırmışsınızdır. Deneyler yapmışsınızdır. Ve o ürünü saflaştırmışsınızdır. Yani ben bir omega 3 kapsülü yaptım. Ama bu omega 3 kapsülündeki kullandığım balık civa içermez, şu içermez, bu içermez. Gönül rahatlığı sadece EPA ve DHA dediğimiz iki komponentini içerir. İşte o sağlıklı. Ama siz ne olursa olsun işte ben aldım balık yağını koydum oraya içen içsin gibi olursa o maddeleri eğer içinden temizlemezseniz bu sefer sanki omega 3 alıyorum faydalı olur derken başka sıkıntılar da olur. Bu nedenle iyi bir, kaliteli bir geçmişten gelen omega 3'ü kullanmakta fayda var. Bu da çok önemli. Ha bir diğer olay da şu. Şimdi hamsi yapıyorsunuz değil mi? Burada diyelim ki Emre Bey hamsi kızarttı. Ayçiçek yağında kızarttı hamsiyi. Vücutta genellikle bu esansiyel yağların geçtiği tek bir yol var. Yani siz orada omega 6'da bu hamsiyi pişirdiniz ve omega 3 almak istiyorsunuz. Ama omega 6'lar ön plana geçip o yoldan giderken omega 3'ler kıyıda köşede bekleyecekler. Dolayısıyla hamsiyi eğer ızgarada yaparsanız, buğulama yaparsanız, o zaman fırında yaparsanız o zaman istediğiniz olur. Ama öyle bir yağda kızarttığınız zaman artı ayçiçek yağı bununla ilgili bakın dünya kadar çalışma yapıldı. Hala bunlarla ilgili dünya kadar çalışma var. Fakat toksiktir. Kesinlikle beyin hücreleri için toksiktir. Ben hangi izleyicilerimiz isterse istesin, seve seve, çekinmeden, üşenmeden o yayını ben gönderebilirim. Yani İngiltere'de bu çok ciddi boyutlarda tartışıldı. Ayçiçek yağıyla yapılan kızartmalar beyin hücreleri için toksik. O zaman ne geliyor insanın aklına? Ya bakıyorsunuz ki dünya kadar bu konuda çocuklarımız patates kızartmaları yiyor, onu bunu yiyor. Toksik olan şeyleri alıp yiyorlar. Ha eline sigara yakıp vermişsiniz, dolaştırmışsınız, ha bunları almış. Kaynak mı? Dünya kadar gösterebilirim. Tamamen bağımsız bilim insanları. Ya bundan kim kar sağlayacak ki Allah aşkına? Yani kimin şeyine gelecek? Tamamen bağımsız çalışan, evet, tamamen bağımsız çalışan bilim insanlarının yayınları. Bu toksiktir. Ülkemizde şöyle bir şey oldu, çok ilginç Emre Bey. Birisi ilgili yerlere başvurdu. Ben atık yağları toplayıp bunlarla biyodizel yapacağım diye. Yani yakıt yapacağım. Adam bin pişman oldu. Baktı ki ben bu yağları topluyorum ama katran gibi olmuşlar. Hiç bunlardan bir fayda yok. Sonra kanalizasyonları tıkıyorsunuz. Tesisatçı tanıdıklarınız varsa sorun. Bakın o şeyler ne kadar tıkanıyor. Yani bunu tıkayan belki biraz absürt olacak bu ama doğru. Benim damarımı da tıkar. Yani damarını tıkamaz denilen şey tıkıyor. Tıkar denilen şey tıkamıyor. Ama bilim artık gözünü açıyor insanların. Yavaş yavaş iş doğruya gitmeye başladı. Yağlar çok önemli ve insanlarımızın bu konuda gerçekten çok dikkat etmesi lazım. Damakta da güzel olabilir. Hay hay. Hiç söyleyecek bir lafım yok. Çünkü dilimizde bulunan bazı tat tomurcuklarıyla beynimizin arasında çok ilginç bir ilişki var gerçekten. Onu istiyorsunuz. Evet. Mutlu ediyor geçici olarak. Ama bedelini de ağır ödetiyor size. Doğru. Ben mesela yaptığım keklerin güzel olmamasının
net sebebini buldum hocam. İşte zeytinyağıyla yapınca olmuyor. Ayçiçek yağlarıyla falan oluyor. Yani benim suçum değilmiş onlar. Ama tabii önemli olan sağlık. Mete hocam söylediklerini yabana atmayayım. Kek lezzetsiz olabilir değil mi hocam? Önemli olan sağlığımız. Kesinlikle. Ay, onu da lezzetli yapabilirsiniz. Yani bugün onun da isterseniz tarifini ben alayım eşimle. Yulaf kepeğinden Emre Bey. Yulaf kepeği tereyağından yapılan kek oluyor bizim evimizde. Biz burada yaptık çok hocam. Güzel. Vallahi. Tabii yulaf kepeğinden kek yaptık. Ya çok da güzel oluyor. Kinoa'dan da yaptık. Çok güzel. Yani insanlar bunları da yapabiliyor demek. Doğru, çok güzel. Emre galiba yemekler hazır. Yemeğimiz hazır. Ben yatak dediğim ezmeyi şimdi tabakların alt kısmına koydum. Hı-hı. Üzerine şimdi arpacık soğanlı kavurmamızı koyacağız. En üstte de süzme yoğurt koyup hı-hı servis yapacağız. Hı-hı. Süzme yoğurtu katmadan yani koymadan yapsak oluyor mu? O da olur. Süzme yoğurtla çok daha lezzetli bir hal alıyor şu altındaki ezmeyle birleşince. Hmm. Çok daha keyifli oluyor ama tabii ki öyle de tüketebiliriz. Üzerine kızdırdığımız tereyağı da dökebiliriz. O da başka bir seçenek. Güzel. Süper. Şimdi çok kısaca bir kez daha şu hangi balıkları tüketmeliyizden bahsedelim mi hocam? Tabii. Benim aklımda tabii özellikle hamile kadınlarda ve çocuklarda küçük balık tercih küçük edilmesi balık kaldı. Çok onun tabii haricinde neler ekleyebiliriz? Şimdi eğer balığın toksik olmasını istemiyorsanız, yani bu balıkta civa vardır, kurşun vardır gibi bir şey düşünmüyorsanız, yani dip balıklarından biraz uzak durmak lazım. Dip balıkları biliniyor artık. Onlar da biraz daha bu toksik maddelerin, ağır metallerin fazla olduğu bulunmuş. Göç eden balıklar, bunlar önemli. İşte hamsi, sardalya, eğer bu somonun doğal olanı olursa, onu zaten balıkçınız mutlaka söyleyecektir size. Somon çok kaliteli balık gerçekten. Izgarasını yapın, neyin isterseniz mükemmel lezzet olan balık, doyurucu bir balık. Bunun yanında işte Emre Bey'in yaptığı gibi bu etin yerine düşünün balık olduğunu. Yanında eğer tazeyse yoğurt da yenilebilir, yeşillikler, bir soğan salatası, turşu, mükemmel bir akşam yemeği. Ama üzerine sonra biz hemen helvayı yapıştırıyoruz i̇şte, hocam. O da bizim damarımıza gidip bir şeyleri yapıştırıyor maalesef. Onun için glikasyon dediğimiz madde, şey, olay var. 2016 yılında Ayyuka çıktı bu ve Alzheimer'ın beyinde yaptığı plaklar mikroskop altında incelendiğinde bu çıkmış ortaya ki AGE ürünleri dediğimiz bir olay var. Şeker ve proteinlerin birleşmesinden oluşan bir takım maddeler. Bizi mahveden bu. Özellikle hayvansal proteinle şekeri bir araya getirmememiz lazım. Demek ki helvayı yapıştırmamamız lazım. Ama şimdi hocam balığı yedikten sonra da yani o iki lezzet artık özleşmiş. Yani canımız helva da istiyor. Peki Alp Dağları'nda acaba bunu yapıyorlar mı? Balıktan veya, sonra evet, süt helvası. Eskimolar balık deyince en kaliteli balıkları yiyorlar. Arkadan adamlar helva istiyor mu? Ya bu bir kültür olmuş, alışkanlık olmuş. Ekmek yere düştüğü zaman basmayız üstüne değil mi? Böyle alıştırmışlar bizi, günahtır. Çocukken biz de öper başımıza koyardık 3 sefer. Bir duvarın üstüne koyardık bunu. Yani şimdi ama otlara, şimdi şu yetişen maydanozlara sokakta basan olur. Esas canlı onlar, onlara basıyoruz biz. Demek ki öyle alışmışız biz. Sofra kültürü o kadar önemli ki. Siz bunu çocuklarınıza, hayır arkadaş. Sen eti yedin, kavurmayı yedin, arkasından tatlı yemezsin. Bunu şu zaman yiyeceksin diye alıştırdınız mı olur. Ben çok anlattım bunu. Özellikle tatlı canınız istiyorsa sabah ve öğlene bunu harcamak lazım. Orada hiç olmazsa enerjiyi çevirebiliyorsunuz. Ama akşam yemeğinde özellikle ve özellikle protein. Yarın bahsedeceğim o konudan bir daha. Süper. Ne kadar haklı olduğumuz bir daha çıktı. Aa, yeni Şubat ayında yapılan bir çalışma var. Akşam öğününde kesinlikle protein diyorlar. Hayvansal protein. Neden? Yaşlandığınız zaman da kaslarınızı taş gibi tutarsınız diyor adamlar. Bu bir sefer daha çıktı ortaya ama bilmiyoruz bunu. Yok. Yapmıyoruz. Bir de hayvansal protein aldıktan sonra ille de tatlı yiyeceksek eğer en az 2 saat beklemek gerekiyor değil mi hocam? İdeal kilonuzdaysa bakın bunu ısrarla söylüyorum. Bunlar hep yanlış bilgilerdir. Şimdi bizi şöyle şartlıyorlar. Ben yatmadan önce herhangi bir şey yemeyeceğim. Arkadaş ben ideal kilondayım. Günlük hareketimi yapıyorum. Ve sabahtan o saate kadar ben hiçbir şey almadım. Yani şekerli hiçbir şey almadım. Ama bu çok önemli bakın. Birincisi hangi şekeri kullanıyorsunuz? Bugün
Bunu hep 4,5 yıldır bahsediyorum. Olaydaki yazılarımda bahsediyorum ama şu son zamanlarda çok çıkmaya başladı. Bu fruktoz şurubu, mısır şurubu diye. Evet bu zararlı. Ama ben 30 gram rafine şekerle yapılmış bir tatlıyı yatmadan önce yiyebilir miyim? Emin olun yiyebilirsiniz. Ama gündüz ne yaptınız? Gece kalbinizin çarpması, nefes alıp vermeniz o kadar da katı değil. Onu yakar. Ama ben sabah daha başladım. Reçeli, pekmezi, balı aldım. Öğlen Kemal Paşa'mı yedim, meyvemi yedim. Akşam yedim, ha bir de yatmadan. Ey insaf. Karaciğerde gariban 2 kiloluk bir organ yani. Hangisiyle uğraşsın? Onun için dikkat etmek lazım. Ama şunu kesinlikle söyleyebilirim. İdeal kilosunda sporunu yapan sağlıklı bir insansınız. Akşam yatmadan önce kalktınız. Evde eşinizin yaptığı bir kabak tatlısını yediniz. Afiyet şeker olsun. İyi. Hocam geçen yaptım. İçine de çok az şeker kattım. Afiyet olsun. Şimdi ben de kendimi öyle avutuyorum. Böyle işte 1,5 su bardağı şeker diyor. Ben böyle 75 oranında atıp en azından... Kilonuzda 30 gram hiçbir sıkıntı yapmaz Mevva Hanım. Kim ne derse desin. Bakın İngiltere Halk Sağlığı Enstitüsü, bunlar obeziteyle artık canla başta savaşıyor İngiltere toplumu. Özellikle İngiltere Başbakanı Sayın Theresa May tip 1 diyabet hastası, bu konularda çok duyarlı. İlk kabul ettiği şeyler STK'ların başında bu tabip odaları veya ona benzer kuruluşlar geliyor. Bu konuda hassas. İngiltere Halk Sağlığı verilerine baktığınız zaman kesinlikle erişkinlerde 30 gram bizim bu rafine şekeri kullanabiliyor muyuz? Kullanabiliyoruz. Bu da 8-9 tane kesme şeker eder ama fazlası sıkıntı. Doğru. Çok teşekkür ederiz hocam. Ağzınıza sağlık. İyi ki geldiniz. Yarın yine birlikteyiz. Emre sana da çok teşekkür ederiz. Eline sağlık. Afiyet olsun. Bugünlük bizden bu kadar. Sağlıklı günler dileriz efendim. Hoşça kalın.